195. mektup. Bu mektupta Mir Sadr-ı Cihan'a yazılmıştır. İslamiyeti yaymaya çalışmak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala size selamet versin. Amin. Alimlerin iyiliği milletin hepsine yayılır. Bunun için de herkes onları sever. Çünkü insanlar kendilerine iyilik edenleri sever. Bu sevgi sebebiyle onların ahlakı ve adetleri herkese iyilikten aldıkları paya göre bulaşır. Böylece iyilikler, kötülükler, düzelme veya bozulma baştan aşağı doğru yayılır. Belki de bunun için insanların dini başlarında bulunanların dinleri gibidir buyurulmuştur. Geçen senelerde başımıza gelen kötülükler bu sözün doğru olduğunu göstermektedir. Şimdi iyi insanlar iş başına geçti. Alçakların dine saldırmaları gevşedi. Şimdi söz sahibi olan, iş başında bulunan, eli kalem tutan bütün Müslümanların el birliğiyle İslamiyeti yaymaya çalışmaları lazımdır. Önce yasak edilen farzları, unutturulan ibadetleri tekrar meydana çıkarmalı, yayılan haramları, ahlaksızlıkları yok etmelidir. Duracak zaman değildir. İşi geciktirmekte faide yoktur. Bu gevşeklik karşısında Müslümanların yaralı kalpleri sızlamaktadır. Geçen senelerde Müslümanlara yapılan baskılar, işkenceler daha unutulmadı. Bunların yine hortlaması, canavarların kuzulara saldırmak ihtimalleri Müslümanların uykusunu kaçırmaktadır. Söz sahipleri sünnet-i seniyenin yayılmasında gevşek davranırsa iş başında olanların hepsi de neme lazım derler. Birkaç günlük hayatın kıymetini biliniz. Eğer ipin ucunu elden kaptırırsanız Müslümanların başına kâfirlerin çullanmasına yol açarsınız. Sonra ah etmek işe yaramaz. Farisi Bey tercümesi. Elimden gideni Süleyman kaptırsaydı hem Süleyman hem peri hem ehrimen ağlarlardı. Müslümanlığın alametlerinden biri imam yetiştirmek ve bunlara camilerde vazife vermektir. Bu iş gevşemişti. İslam memleketlerinin büyüklerinden olan Serhend şehrinde kaç seneden beri bir müftü yoktu. Bu duacınızın mektubunu getiren Kadi Yusuf'un dedeleri ta Serhend şehri yapılalıdan beri burada kadilik yapmışlardır. Bunun için olan hükümet senetleri yanındadır. Kendisi salih ve takva sahibidir. Eğer uygun görürseniz bu ehemmiyetli vazifeyi ona veriniz. Allahü Teala bizi ve sizi İslamiyetin doğru yolunda bulundursun. Amin. İslam'ın en büyük düşmanı olan İngilizler yalanlarla, iftiralarla bütün dünyayı İslamiyete karşı düşman yapıyorlar. Harplere sebep oluyorlar. Yaptıkları vahşeti uzaktan seyrediyorlar. Bir taraftan da İslamiyeti içerden yıkıyorlar. Kadınların, kızların çıplak gezmelerini, fuhşu, kumarı yayıyorlar. Farzları değiştiriyorlar. Ezanın tercümesini okumayı, hoparlörle okumayı yayıyorlar. Halbuki ezan, Arabi kelimeleri müezzinin okumasıdır. Hoparlörden çıkan ses, müezzinin sesi değildir. İnsan sesinin benzeridir. Bu seslerin şeytan ezanı olduğu, büyük alim Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliya kitabındaki hadis-i şerifte yazılıdır. Hoparlörle okunan ezanın meşru olmadığı da bu kitapta yazılıdır. Müslümanlar çok uyanık olmalı, İngilizlerin hilelerine aldanmamalıdır.